Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha önce kanalımda tüy sarartıcı videosu çekmiştim. Ama altına gelen yorumların birçoğu yüzünde denedin mi? Yüzünde denediysen tahriş oldu mu? Tarzı yorumlar aldım. Ben de dedim ki tekrardan bu videoyu çekelim ama sadece yüzümüze uyguladığımız bir video olsun. O yüzden şimdi bunları aldım. Bunları uyguladığım spatula ve içerisine ürün koyduğum kap kaybolduğu için ya da attığım için bilmiyorum. Böyle bir kap aldım ve böyle bir fırça aldım. Şimdi bunun içerisine uygulayacağız. Bir tane renk açıcı krem, bir tane de aktivatör krem var. Renk açıcı kremden o bölgeye yetecek kadar koyuyoruz. Aktivatör kremden de renk açıcıdan koyduğumuz kadarın yarısını koyuyoruz. Şimdi sadece yüzüme uygulayacağım için çok fazla abartmayacağım. Yeter bu kadar. Hatta çok çok fazla bile oldu. Ama normal günlük hayatımda ben bunları kullanmıyorum. Videoda deneme amaçlı almıştım zaten ve videodaki farkı göstermiştim sizlere. Yüzümün ben videodan önce fotoğrafını çektim. Sonra işlemi yaptıktan sonra tekrardan çekeceğim. Sağa sola koyarım zaten işe yaradı mı yaramadı mı diye. Şimdi aktivatör kremden ürünü koyduğumuz kadarın yarısı kadar bunu da koyuyorum ve fırçamla karıştırıyorum. İnanılmaz kötü bir kokusu var. Nasıl yüzüme uygulayacağım hiç bilmiyorum. Bir de bu kremlerin üzerinde kol ve bacaklar için yazıyor. Ama ben bunu gidip yüzüme deniyorum. Evet, saçlarımı geriye aldığıma göre uygulayabilirim. Saç boyası gibi kokuyor. Zaten saç boyalarının da biliyorsunuz ki çok kötü, ağır bir kokusu var. Şimdi uyguluyorum. Ama ne kadar bekleteceğimi bilmiyorum. Bir 5-10 dakika bence yeterli diye düşünüyorum. Fazlası yüzüme zarar verebilir. Şimdi uygulayabiliriz. Gördüğünüz gibi fazlasıyla arttı. Niye bu kadar ürün koydum bilmiyorum ama şu anda gözlerim inanılmaz şekilde yanıyor. İsterseniz bunu kaşınıza da uygulayabiliyorsunuz. Ama şimdi bunu ben öneremeyeceğim. Yüzümde işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum çünkü. Yüzümde yarıyorsa muhtemelen kaşlarda da yarayacaktır. Kaşların rengini böyle 1-2 ton açmak istiyorsanız bu renk açıcı kremlerden kaşlarınıza da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben böyle bir 5 dakika kadar saate bakacağım. 5 dakika sonra yüzümü yıkayıp geleceğim. Yan taraflara da farkını koyarım zaten. Evet arkadaşlar, ben geldim. Böyle bir 10 dakika kadar falan oldu. Zaten şurada bir parmak izi görüyorsunuz. Bir deneme yaptım. Hani şeyi nasıl, kıvamı nasıl falan diye. Kolumda denediğimden daha farklı oldu. Köpük kıvamında oldu yüzümde. Anlamadım. Umarım işe yarar. Kolumda denediğimde yıkayıp gelmiştim. Fakat şimdi ıslak mendille sileceğim. Sonra kenarlara koyacağım zaten işe yaradı mı yaramadı mı. Siliyorum. Şimdi ben tabi kameradan anlayamıyorum. Flaşlı bir şekilde çekeceğim. Umarım beni yanıltmaz. Umarım işe yaramıştır. Tabii ki de yüzüm gülüyor. Tabii ki de video işe yaradı. Ve tabii ki de paralarım boşa gitmediği için çok mutlu oldum. Şimdi yalan olmasın. Şimdi bu ürünler bozuluyor mu? Bu ürünlerin. Bu ürünlerin herhangi bir tarihi, son kullanma tarihi falan var mı bilmiyorum. İlk çektiğim tüy sarartıcı videosundan sonra hiç kullanmadım. Zaten daha ürünler dolu içinde. Açıkçası yüzümde işe yarayacak mı, yaramayacak mı diye çok korkuyordum. Çünkü kol ve bacaklar için diyor, cildime çok önem veren bir insanım. Zaten kızarıklıklarım var ve ondan dolayı tahriş olacak mı? Hani bu videoda sizinle birlikte görecektim her şeyi. Zaten böyle sağa sola koyarım.
Hem tüy sarartıcı kullanmadan önceki halini hem de kullandıktan sonraki halini. Video işe yaradı arkadaşlar. Yani buna çok mutlu oldum. Çünkü kameranın karşısına geçiyorsun, konuşuyorsun, bir emek veriyorsun. Bunu yüzünde deniyorsun ve tahriş edecek mi etmeyecek mi hiçbir fikrin yok. Gelen birkaç tane yorumda gördüğüm için bunu denemek istedim ve işe yaradığını söylemek isterim. Sanırım kol, bacak ve yüz için hani üçünün olduğu bir krem yok. Kol ve bacaklar için ayrı, yüz için ayrı kremler var. Eminim ki fiyattan fiyata değişiyor durum. Bunun daha, ya bu uygun fiyatlı olanı, daha pahalı olanı belki de daha iyi bir performans sergiliyordur. Belki de 5 dakika bekletmen yeterli oluyordur ve aralarında siyahlıklar kalmıyordur. Fotoğrafta göreceksiniz zaten. Evet, işe yaradı ama ben 8 dakika falan beklettim yüzümde. 10 dakika bile değildi. Ve benim koluma uyguladığım videoda sanırım, yani keşke o videoyu izleseydim, ama 15-20 dakika bekletiyordum diye hatırlıyorum. Ama yüzümde açıkçası cesaret edemedim. Böyle bir 8 dakika falan bekledim. Ben normalde tüylerimi sarartmıyorum. Ama ağda yapmak istemiyorsanız ya da bu hiç kullanmadım onları ama kaş jiletleri oluyor. Onlarla alıyorlar. Saçınızı böyle kulağın arkasına attığınızda şurada uzayan kısımlar oluyor. Oradan rahatsız olan insanlar kaş usturasıyla da alabiliyorlar. Ağdayla da alabiliyorlar. Ben çok rahatsız oluyorsam bu yüz ağdaları oluyor minik. Onlarla alıyorum. Hiç tüylerimi daha önce, yüz tüylerimi sarartmadım. İlk defa videoda sizler için sararttım. Ekstra bir para vermenize gerek yok. Kol ve bacaklar için olanı alıp uygulayabilirsiniz. Ya bu ürünü ya da başka bir ürünü, hiç fark etmez. Asla yüzümde bir yanma, tahriş, öyle bir olay kesinlikle olmadı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü bunu merak eden birçok insan var, farkındayım. İnsanlar bir şekilde bu kremleri alıp kolunda, bacağında deneyebiliyorlar. Hani istedikleri gibi orayı kapatabilirler, bir şey yapabilirler ama yüzde insanlar cesaret edemiyor. Ben de 3,5 ata ata bu videoyu çektim ama çok şükür işe yaradı. Bu kadar. Videomuz bu kadar. Beni bu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepinizi buradan koskocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.